kent konseyi ve münhasır anda semt meclisi nedir? Semt meclisi ve kent konseyi, ben öyle olabilirim, belediyemiz öyle olabilir ama herhangi bir partinin organı değildir. Herhangi bir partinin yapısı değildir. Tamamen ve tamamen kurulduğu bölgedeki yurttaşların çıkarlarını onlarla yerel yönetimlerde de, kamu yönetimiyle de ilişkilendiren, onlarla kendi arasında, yurttaşlar arasında köprü kuran bir organdır. Kent konseyi ve dolayısıyla semt meclislerinin en temel karakteristiği nedir? Ben hem kendimiz için öneriyorum, kent konseyinde ve diğer semt meclislerinde de söylüyorum bunu. Bir müzakere ve diyalog zeminidir. Bundan asla vazgeçmemek lazım. Bizim ülke olarak da, toplum olarak da temelde ihtiyaç duyduğumuz şey müzakere etmek ve diyalog kurmaktır. Yani zaman zaman müzakere etmeyi ve diyalog kurmayı da kendi aklımızı ispatlamak olarak alırız. Bir müzakerede ve diyalogda illa sonuç almak durumunda değiliz. İlla bir takım şeyleri kendi istediğimiz gibi yapmak durumunda değiliz ama iletişim kurmak en medeni, en çağdaş bir davranış biçimi olarak insanların medeniyet biriktirmesinin zemin olarak iletişim kurma zeminidir. Ve kent konseyleri dünya çapında örgütlendirilmiş, kurulmuş bir şeydir. 1992'de Birleşmiş Milletler'in Yeryüzü Konferansı'nda yapılan dünyaya dair sorun ve çözüm önerilerinden çıkan bir şeydir ve Türkiye'de bunu kent konseyleri olarak yasal mevzuatını almıştır. Belediye kanunu içerisinde yer alan bir yapıdır. Yani resmi bir kurumdur aynı zamanda. Oradan seçme ve seçilmeyi siz hemşehrilerimizin onayına ve katılımına sunar ve resmi bir kurumdur aynı zamanda. En somut şey nedir? Peki kent konseyleri en somut olarak avantajı nedir? Kent konseylerinin hem yerel düzeyde sizlere hem de kendi aldığı kararlar belediye meclislerinde görüşülmek zorundadır. Yani ilk toplantısında kent konseyinin gündem olarak önerdiği şeyler belediye meclisinde, Çankaya Belediye Meclisi'nde görüşülmek zorundadır. Bu bir yasal zorunluluktur. Önce İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir yapıydı. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı içerisinde ihdas edilmiş bir yapıdır ve bildiğimiz, öğrendiğimiz kadarıyla olumlu şeyler geliyor. Şimdiki bakanlıkta kent konseyleri yapısının yeniden düzenlenmesi, yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ve daha avantajlı ve daha etkili bir şekilde hayata geçmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu olur ve kent konseyleri bu anlamda daha bütçesiyle, efendime söyleyeyim, yaptırımıyla ve benzeri her türlü olanaklarıyla daha güçlü bir biçimde çalışma yapar.